Korkut Beyciğim, genlerden davranışlara epigenetik ve şampiyon geni kitaplarınızın isimleri. Evet. Şampiyon geninde çok iddialı söylemleriniz var. Şampiyon kimdir? Doğuştan şanslı olan mı, çok çalışan mı? Şampiyon geni gerçekten var mı? Neden bazı sporcular daha lider ruhlu, bazıları ise kuralları sürekli ihlal eder? Niye bazıları hep kırmızı kart görür? Oyun dışı kalmak onların genlerinde mi yazılıdır? Gibi gibi böyle aslında hani psikolojide de var genetik kodlar, bilinçaltının genetik kodları ezberleyip hayatta sizi hep oralara çekmesi, atalarınızın tarihini tekerrür ettirmeniz. Hani bir sürü alanda da biz bunların yansımalarını psikolojide de görüyoruz. Spiritüel anlamda da görüyoruz. Siz bilimsel açıdan yaklaşıyorsunuz. Ben size şunu sormak istiyorum. Gen ne? Epigenetik ne? Genetik ne? Üç tane soruyla başlıyorum. Evet, teşekkür ederim. Bir kere genler bizleri biz yapan, bizleri davranışlarımızdan, fiziki özelliklerimizden, biyokimyasal özelliklerimizi aslında yöneten molekülün adı gen. Bizde yaklaşık 20 ila 25 bin arası gen var ve biz bunun bir kopyasını annemizden, diğer kopyasını da babamızdan alıyoruz. Ufak tefek varyasyonlarla. Aslında tamam. Bizde her genin farklı versiyonları var, allelleri var. Tamam. O ikisine biz bir gen diyoruz. Tamam. Genetik bunu inceleyen bilim dalı. Yani bu bir bilim dalı, gen bir molekül. Genetikte bunu inceleyen bilim dalı. Epigenetik ise bu genler neden bazı koşullarda farklı çalışıyor veya neden her koşulda aynı şekilde bize cevap vermiyor? Onu araştıran bilim dalı epigenetik. Yani genlerin de üzerinde veya genlerin soyutsal olarak anlatmaya çalışıyorum. Genlerin içinde, genlerin üzerinde adını verdiğimiz bir terim diyelim epigenetiğe de. Siz epigenetiği daha çok konuşacağız diyorsunuz. Neden? Şöyle aslında bu. Daha hakikatten genlerden daha kuramsallığa yani hipotez dünyasına geçişi sağlıyor epigenetik. İçinde yorum mu barındırıyor o zaman? Kesinlikle çünkü bizler artık genlerin en azından analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. Gende bir sorun olduğu zaman hastalıklara yatkınlıklarda veya hangi hastalığa hangi tedaviyi önereceğimizde artık genetik verileri kullanıyoruz. Kişiye özel krem yapmada, kişiye özel beslenmelerde, işte egzersiz planlarında vesaire birçok şeyde biz genetik verilerden yararlanıyoruz. Ama epigenetiğin adını daha tam koyamadık. Yani epigenetik çünkü bizim birçok özelliğimiz Ceyda Hanım multifaktöriyel. Yani birçok gen var. Sadece poligenik yani genlere bağlı olsa biz er ya da geç bunu analizle saptarız. Ama bir de saptayamadığımız çevresel faktörler var. Nem gibi, elektromanyetik alan gibi, efendime söyleyeyim. Aldığımız besin gibi, uyku gibi birçok faktör. Bunun içinde büyürken yaşadığımız travmalarımız, hepsi, kesinlikle, deneyimlerimiz, kesinlikle. Anılarımız bırakın da mı var? Bırakın büyümeyi, daha anne karnındayken hamile olan hanımefendinin geçirdiği stres koşullarının nasıl çocukta en ufak bir olayda daha şiddetli bir strese maruz kaldığını bile artık biz özellikle kortizol metabolizmasındaki epigenetik motiften aslında çocuk doğduğunda bunu stresli bir hayat bekliyor. Veya evet bu daha kolay tolere edebilecek durumda gibi yorumlarda bulunabiliyoruz epigenetik analizler sayesinde.